Şimdi fındık üreticisi hemşerilerimin hiçbirisinin tedirgin olmasına gerek yok. Şu bir gerçek. Bir, devlet fındığa sahip çıkacaktır. İki, bu sahipliğinde toprak mahsulleri ofisi aracıyla yapacaktır. Üç, inşallah geçen seneki gibi fındık daha harmana inmeden fiyatı belirlenecektir. Dördüncüsü de üreticimizi mağdur etmeyecek fiyat verilecektir. Ben böyle olduğuna, iyi olacağına inanıyorum. Nedir olay? Biz geçen hafta fındık bölgesi milletvekili arkadaşlarımızla bir araya geldik, oturduk, konuştuk. Ne yapmak lazımdır diye. Bu üç maddede de anlaştık. Yani bir, devletin sahip çıkmasından toprak mahsulleri ofisinin alım yapması. İki, fiyatın erken verilmesi şeklinde anlaştık. Şimdi fiyat ne verilir? Fiyat bana göre 40 verilir, ötekine göre 50 verilir falan. Ama ben şuna inanıyorum, toprak mahsulleri ofisinin elinde bu sene para var. Çünkü geçen sene fındığını sattı hep. Elde fındık yok. Kimsenin elinde fındık yok. Tüccarların elinde fındık yok. Onun için fındık piyasası böyle dalgalı gidiyor. Fındık olmayışından dolayı rekor yüksek bile olsa inşallah bu sene fındık maliyetleri düşmeyecektir. Ben ona inanıyorum. Bu bir. İki, niye düşük gösteriliyor fındıklar? Şimdi Gökhan Bey, fındık ordu için milli bir üründür. Stratejik bir üründür. Türkiye için de stratejik bir üründür. Sadece ihraç ettiğimiz, hiç ithal maliyeti olmayan her şeyiyle ihraç ettiğimiz bir üründür. Onun için çok stratejik bir üründür. Dünyada da ordu fındığında üstüne fındık yoktur. Bunu burada sizin ekranlarında yani samimiyetle, doğrulukla, düzgünlükle, gönül bir şeyle, coşkusuyla söyleyebilirim. Ordu fındığının üstüne fındık yoktur. Giresun fındığı, ordu fındığı derseniz ben Giresun orduya ayrı etmiyorum. Giresun'unki çerezlik fındıktır, ordununki de çikolatalı fındıktır. Şimdi bazıları bu fındığın bu stratejik olması hasebiyle kendi stratejilerini de ayarlayabilmek için fiyatlarda oynama yapmaya çalışıyorlar. Bazen işlerine gelince fındığı yükseltiyorlar, bazen de işine gelince fındığı azaltıyorlar, düşürüyorlar. İşte 25'ti herhalde bir ay önce falan. 25 liraya yükseldi. Şimdi fındığın, yeni fındığın mevsimi geldikçe onu düşünüyorlar ki toprak mahsulleri ofisi yüksek rakam vermesin. Bir de şunu söyleyeyim. Fındık Türkiye için stratejiktir ama dünyada da stratejik üründür fındık, ha. Bunu bilin. Dünyanın her ülkesinde ürün stratejik üründür. Fındık stratejik üründür. İtalya'da çikolata memleketlerinde daha stratejiktir. Çikolata üreten yerlerde daha stratejiktir. Onun için fındık sadece Türkiye'nin, Türkiye'deki ekonomik şartların veya şeyin şeyiyle karar kılınamayabilir. Dış etkenler, dış ilişkiler, ülkeler arası ilişkiler de bunda etkendir. Bakınız bu sene Fransa Libya'da bize savaş ilan ediyor ama İtalya bizden yana. Arz ederim.